Efendim iyi akşamlar. Hıncı Uluç'la baş başayız. Hafta sonundan hafta içine sarkan, önümüzdeki hafta sonunun derbi maçına doğru geri sayımın başladığı şu günlerde yoğun bir gündemi konuşacağız. Hıncal abi karşımda. Hıncal abi merhaba, iyi haftalar olsun. İyi gördüm sizi maşallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Konuşacak şey çok, böyle alt alta notlar çıkardım, inşallah yetiştiririz. Şimdi bir transfer dönemi daha sona erdi. Ah, minnoş mu o, çarşı mı? Çarşı. bir transfer dönemi daha sona erdi. Şöyle bir rakam var Hıncal abi. Süper Lig'de 120 transfer yapılmış. Antalya'nın tahtası kapalı 20 takım. 120 transfer. Rekor 13 transferle Erzurum'da. 5 büyük ligde, Avrupa'nın 5 büyük liginde toplam 98 takım 140 transfer yapmış. Bizim 20 takım 120 transfer. 5 büyük Avrupa liginde 98 takım 140 transfer. Takımlarımız battı diyorduk ama sanıyorum batmamışız. Ne dersiniz? Şimdi takımlarımız battı. Resmen battı. Devlet müdahale etti ve devlet bankalarıyla borçlar yeniden yapılandırılmaya girdi. Bilmem kaç senesi ödemesiz. Ondan sonra 10 seneye yayıldı borçlar. Ve o sayede kulüpler maça çıkaracak takım bulabildiler diyor ya. Bu bir. İki, UEFA'nın financial fair play'i fevkalade Türkiye aleyhine korkunç sonuçlar verebilecek hükümlere sahip. Çok dikkatli ve hassas olmamız lazım. Çünkü kulübe bakmıyor, Türkiye'ye ceza veriyor UEFA. Financial fair play ihlali olduğu zaman. Üç, Türkiye Futbol Federasyonu esas transfer sezonu öncesinde de, bu ara transfer sezonu öncesinde de kulüplerin limitlerini açıkladı. Neredeyse sıfır limitler. Buna rağmen Türkiye'de ara transferde transfere harcanan para 288 milyon lira. Batmış. Battıkları için devletin el uzatmasıyla borçlarını yeniden yapılandırmış, erteletmiş kulüpler çeyrek milyar lira daha ekliyorlar bu borçlara. İki, federasyonun açıkladığı limitlere göre en kötü durumda olan Fenerbahçe'de en pahalı transferleri yapıyor. Şimdi evveli gün Beşiktaş kulübü bir açıklama yaptı. Evet. O açıklamada üstü kapalı sözler var ama çok önemli. Türkiye Futbol Federasyonu bu transferlerin iç yüzünü ve nasıl yapıldığını araştırmalı dedi. Dedi ama Beşiktaş kulübünün de bilmediği bir şey var. Sevgileyenler. Türkiye'de Futbol Federasyonu yok. Yok. Olsa bu senin dediğin Avrupa'nın 5 büyük ligiyle eşit sayıdaki transfer, bu kadar borca batmış kulüplerin 288 milyon lira harcamaları, transfer limiti en düşük olan Fenerbahçe'nin Haziran'da aldığı 22 kişiye bu ara transferde eklediği 4 kişi, ama o 4 kişinin maliyetlerini bir düşün. Bunların makul, mantıklı ve yasal olmasını hangi beyin kabul eder? Saflar da etmez, gerizekalılar da etmez. Çünkü 2 artı 2 4 eder, bu kadar basit. Görünen köy de burada, paralar da burada, değerler de burada. Federasyonun açıkladığı hiçbir şey ifade etmeyen limitler de orada. Nerede Futbol Federasyonu? Açık söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu yok. Fenerbahçe Futbol Federasyonu var.
Ali Koç'un emrindeki federasyon. Onun o kadar emrinde olduğu için de öbürlerine de mecburen göz yumuyor. Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş'ın istediği araştırmayı yapamaz. Yaptım dese bana inandıramaz. En kötü şey bu sevgili Ender. Türkiye inançlarını yitirdi. Federasyona inançlarını yitirdi. Hakemlere inançlarını yitirdi. Arka arkaya izledim. Fenerbahçe ve Galatasaray özellikle Beşiktaş o kadar değil. Beşiktaş da tutuyor. Ama Fenerbahçe maçında forma giyiyorlar resmen hakemler. Galatasaray maçında forma giyiyorlar adeta hakemler. Serdar Tatlı hatırlarsın genç hakemleri koydu birdenbire. Bütün o kaşarları kenara itip. Biz de dedik ki ama bir tek biz de dedik ne yazık ki. Fenerbahçe medyası hoşlanmadı. Biz dedik ki hata yapacaklarsa gençler yapsın. Evet. Çünkü büyükler hataları hesaplı yapıyorlar. Kitaplı yapıyorlar. Kendi kafalarına göre yapıyorlar. Genç hakem her hakem yapıyor ya masum hataları yapıyor. Yani 50 hata yapıyorsa 25 hata A takımına 25 hata B takımına oluyor. Ama bu kaşarlar 50 hata yaptılar mı 50'si de küçük takımın aleyhine. Kör parmağın gözüne hata yapmıyorlar. O zaman hakem dikkatli biter. Ama ne yapıyorlar? Bütün yorumlarını büyük takım yanında kullanıp küçük takımı eziyorlar. Maçın daha başında adamın kalecisine, stoperine sarı kart çıkarırsan bir sürü adam sahada sarı kartla dolanmak durumunda kalırsa ihtiyaç anında kolaylıkla kırmızıyı gösterecek birini de bulabilirsen bütün ikili mücadelede tercih hakkını bir takıma verirsen bunları seri durursun bol diye. Dün akşam Beşiktaş'ın maçı bitti 9'da. İşte iki tane konuğum vardı. Biri Caner, o davallı Beşiktaşlı. Öbürü de Türk spor kamuoyu yakından tanır. Can Çobanoğlu. Karşıda oturuyor. Kapı komşum. Üçümüz seviyorduk. Can'la Caner gittiler. Lille'in maçı var. Bordo'yla. Evet. Tam 9'da bu bitti o başladı. Tesadüfen fark ettim ve o maça geçtim. Şeyi seyredeyim diye. Bizim Yusuf'u. Dekiyle Yusuf'u seyredeyim diye. Bizim şöyle Burak Sakat oynamıyor. Dakika 33. Yere yatan bir tane futbolcu yok. Bir tane yok. Ve o ana kadar yapılan karşılıklı faul sayısı 8. Yüze yakın ikili mücadele olmuş. Hakem bunlardan 8'ine faul vermiş. Bizde ikili mücadeleyi kaybeden çığlık atarak yere atıyor kendini. Yerde iki tur. Hemen elini böyle yere vuruyor. Hakem de hemen faulü çalıyor. Hemen. Bu hakemin bu düdüğü çalacağını o kendini yere atan sahtekar biliyor. Onu bildiği için. Ya yüzünü tutarak yere atıyor sarı kart. Ya ayak bileğini tutarak yere atıyor sarı kart da vardı üstelik onlar da. Bu utanmazlıkların hepsini hakemler yutuyorlar. Hele büyük takım lehine olduğu zaman haydi haydi diyor. O 33 dakikada o 9 tane faul içinde bir kişi bir kere yere düştü. Düşer düşmez de ayağa fırladı kalktı. Sonra
devrenin sonuna doğru gene bir ikili mücadelede. Biri yere düştü. Yerde kaldı. Yerde kaldı. Hakem geldi. Ayakta durana aleyhine faul verdi ve sarı kart gösterdi. O sarı kartı gören ne yaptı biliyor musunuz? Gitti yerde kalanı kaldırdı ve özür diledi. Hakeme itiraz bir itiraz yok. Ne sarı kartı falan bilen diyen yok. Bizde en ufak şeyde taca çıkıyor top. Oradaki kulübedeki teknik direktör, yanındaki yardımcısı, topun taca çıktığı ikili mücadeleyi yapan iki futbolcunun ikisi birden. Yani en az 4 kişinin, 5 kişinin eli taç için ayağa kalkıyor. Tabii, ondan tabii. Çıktı demek için. Şimdi o maç, Fransız Ligi'ndeki maç bu kadar az durursa seyircide futbol seyrediyor. Ender inanamadım. 35 ve 36. dakikada bir istatistik bindirdi şeye, ekrana, Fransız yayıncı kuruluş. 35 dakikada Lille takımı 155, Bordeaux takımı 138 sprint yapmış. Sprint, savunma sprinti ve hücum sprinti. Yani toplam neredeyse 300 sprint var maçta. Türkiye'de sprint yapıldığını hatırlıyor musunuz? Hızlı çıkan var mı? Biraz evvel seyrettiğim şeyi hatırladım. Beşiktaş, Antalya maçı. Ersun Yanal'ın yönettiği takımları seyretmekten nefret ediyor. Ersun Yanal şeye topu Beşiktaş'a bırakmış. Nasıl bırakmış? Kendi yarı sahasının ortasına kadar. Otobüsü çekmiş diyorsunuz. Evet, yani şöyle bir 2-2 beşer beşer evet. Savunma hatları olur ya. Hayır, öyle değil. Majino attı gibi. Adeta 10 kişilik böyle bir yay halinde 10 kişilik tek bir hat yapmış. Topu bırakmış Beşiktaş'a. Ama Öncel abi şöyle bir şey dedi Ersun Yanal. Elimde gömlek kumaşı var. Benden palto mu bekliyorsunuz dedi. Ben sevgili Ersun Yanal kardeş. Ben Hıncal Uluç en az 3 milyon 5 milyon futbol seyircisini temsil ederek konuşuyorum. Ben ekrana senin zavallılığını değil, futbol seyretmek için oturuyorum ekran karşısına. Oynamayacaksın ve oynatmayacaksın. Bu antrenörlerin lisansları iptal edilmeli Türkiye'de. Futbol bir seyir sporudur. Nasıl oynatılmadığını seyretmek için geçmiyorum ben ekranın başına. Utan Ersun Yanal, utan. Seni bu ülkede büyük takımların milli takım başına getirenler de utansın. Böyle kafa olur mu? Onu geç. Ersun'un korkaklığından böyle bir zavallı Antalya. O Antalya'ya da müstahak. Bülent Korkmaz gibi her maçı bir efsane olan Antalya vardı sahada. Bülent Korkmaz'ın Antalya'sı. Gene savunma taktiğiyle çıkıyordu. Gücü o kadar çünkü Antalya'nın. Ama ileride 3 adam oynatıyordu Bülent Korkmaz. Podolski, Yahuviç, Sinan Gümüş. 3 tane santrfor, 3 tane kontratak atamı. 8 kişiyle savunma yaparken 3 kişiyle öyle bir atağa geçiyordu ki rakip takım karma karışık oluyordu. Ben de ekran başında zevkten 4 köşe oluyordum. Şimdi bu 8 kişi, 10 kişiyi, 10 kişiyi böyle yığmış oraya. Sergen Yalçın ne yapıyor? Arka arkaya tesadüfen maçlar kazan diye göklere çıkardığımız
yere göğe koyamadığın Sergen Yalçın. En kolay laf bu. Fatih Terim de buna muştu. Efendim çok kapantılar açamıyoruz. Allah Allah. Bizim kapanmamız gereken milli takım dahil tonla maç varken kulüpler 8'er, 5'er, 6'şer niye yiyorlar? Kapanmayan takım, kapanan takım gol yemiyorsa eğer. Futbolda hem kilidin bir anahtarı vardır. Orada hoca varsa. Sergen Yalçın yanlış takım çıkardı, yanlış oynadı ve o kilidi bir türlü çözemedi. Hakem lütfedip de o firkiyi ve sarı kırsı yaratmasa, 10 kişi bırakmasa Antalya'yı belki de maçı kaybedeceklerdi. Bırak beraber. Evet. Ama böyle bir Antalya karşısında beraberliğe razı bir Sergen. Sergen Yalçın'a yazarım diyorsunuz yani nihayetinde bu skoru. Tabii. Tabii. Ama bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Yani biz hakemlerle kazanılan maçları, tesadüfen kazanılan maçları, kalecilerin olağanüstü oyunlarıyla kazanan maçları antrenörlere şey yapıp yükleyip kazandı o üç. Ben de her seferinde itiraz ediyordum. Bu ligde her takım yener, tesadüfi farklarla yener. Sonuncu birinciyi tesadüfi farkla yener. Kaç defa var senin programında bunları beraber konuştuğumuz? Tabii. Yani arka arkaya eklesen benim bir programı doldurursun. Tam bir kolaj olur, evet. Evet, tekrarlıyor. Ama biz şimdi bu Erol Bulut'u, bu Sergen Yalçın'ı, bu Fatih Terim'i yere göğe koyamıyoruz. Peki. Nihayet Fatih Terim bu hafta futbola benzer bir şey oynattı. Nihayet eski Fatih Terim'den kalma. Ama tekrar söylüyorum. Bu federasyon başta olduğu sürece ve bu hakemler bu sahtekarlığa her seferinde göz yumup YouTube düdük çalıp dakika başı oyunu durdurdukları sürece biz ekran başında çıldırırız, öfke küpüne döneriz. Hadi eğlenelim diyeceğimize tansiyonumuz 40'a çıkmış, belki hastanelik olacak durumda maç izleriz. Biraz öyle oluyor, evet. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok Ender. Bu ülkede bir sahibim yok mu ya? Vatandaş Hıncal'ın eşek yüküyle para ödeyen televizyonlar alan Dijitürk abonesi olan, Beyin abonesi olan, Lig TV'ye ayrı abone olan, tondan para harcayan Hıncal'ın maç seyretme hakkı yok mu? Benim bu hakkıma kim sahip çıkacak? Federasyon yok. Federasyon köle olmuş kulüplere. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş sırasıyla. Küçük kulüpler desen her şeye müstahak bunlar. Her şeye müstahak. Onlar 18 taneler, karşılarında 3 takım var. Bu 18 takım bir araya gelip bizi kullanamazsınız, biz sizin figüranınız diyemiyorlar. Yumruklarını masaya vuramıyorlar. Çıkmıyoruz lan sağdan. Ben olacaktım da göreceksiniz. Fenerbahçe Rize maçında Rize'nin başkanı mesela. Fenerbahçe formasını giymişten de beter. Fenerbahçe'nin en iyi stoperi olarak oynayan o hakemin yerini seyreden Rize başkanı ben olacaktım. O takımı sağdan çekerdim arkadaş. Çekerdim. Ve yer yerinden oynar da oynatmak lazım. Sen bu kadar boyun eğersen, sen bu kadar kabullenici olursan seni ezerler, müstahaksın. Sen kafanda kendin küçük olduğu için küçük takımsınız siz zaten. Maçtan sonra çıkıp kendi şeyini, koltuğunu kullanmak için hakeme laflar bilmem neye saldı. Her maçtan sonra aynı şeyi söylüyorsunuz. İmam bildiğini okuyor. Yapsanıza bir araya gelip bir hareket. Bir hafta hem Beşiktaş'ın hem Fener'in hem Galatasaray rakipleri sağdan çekilsinler bakayım, görüyorum Türkiye ne hale geliyor. Türkiye'de duruma UEFA, FIFA el koyuyor mu koymuyor mu görelim.
Böyle kukla federasyon kalıyor mu bakalım Türkiye'nin başında görelim. Böyle emir kulu hakem kurulu kalıyor mu görelim. Böyle Peki. bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz. Herkes şikayetçi, herkes sessiz, medya mutlu, medya mutlu. Yayıncı kuruluş şıkır şıkır oynuyor. Fener birinci, Galatasaray ikinci, Beşiktaş üçüncü oldu mu? Ooo bütün maçları, reyting rekorları, reklam rekorları, yazdım paralar. Gazetelerin istediği zaten o. Peki milyonla vatandaşın hakkı ne olacak? Türkiye Cumhuriyeti'nde milyonların hakkını kim koruyacak? Kim? Kimse bana federasyon özerkir demez. Ben mektebi mülki okudum. Ben hukuk okudum. Devletin bütün özel kuruluşlar üzerinde idari vesayet hakkı vardır. İdari vesayet ne? Denetleme, gözetleme. Gerekirse, büyük ihlaller görürse görevden alma. Alırsın bu federasyonun bütün kurallarıyla görevden. Topladır futbol genel kurulu. Yeni bir federasyon başkanı seçer. Nihat Özdemir kendisine kimsenin dokunmayacağını biliyor. Oturmuş şeyde kararları almış. Zorlu toplantısında Ali Koç'ta karşılıklı. E işte. Zorlu federasyon. Riva viva hikaye. Bu saydığım maçların bütün görüntüleri yayıncı kuruluşta olduğu gibi federasyonda da var. Çünkü var federasyonda. Var kararları hem de 18 kameradan izlenerek orada federasyonda, Riva'daki federasyonda belirleniyor. Yani 18 kameranın görüntüleri de Fener'in elinde. Federasyonun elinde. Hadi maçın hakemi maç öyle bitirdi. Federasyonun temsilcisi var mı? Var. Gözlemcisi var mı? Var. Bunlar rapor yazamıyorlar mı? Bu hakem Fenerbahçe forması giyip Rize maçında diyemiyorlar mı? Hayır. Çünkü benim yani vatandaşın yani futbol seyircisinin sahibi yok. Sahibi yok. Sahibi yok. Peki. Önemli bir başlık daha var. Yine son günlerde gündeme geldi. Örneğin Mesut Özil ve Cenk karantinada kaldı. Malum pandemi koşulları yurt dışından özellikle İngiltere'den gelenler için bir karantina süreci var. Ama mesela Gedson Fernandes'in karantina süreci bir bilmeceye döndü Galatasaray'ın transfer ettiği. İngiltere'de oynayan oradan gelen Osay Samuel ve Yedlin ise İrlanda üzerinden gelince karantinaya girmekten kurtuldu. Yani burada bir gariplik, bir standartsızlık yok mu? Bu da çok tartışılıyor son günlerde. Sevgili Ender, yani sen çok safsın demek istiyorum. Türk sporunda standart diye bir sözcük var mı? Standart hakemlik var mı? Standart teknik direktörlük var mı? Standart yöneticilik var mı? Standart futbolculuk var mı ya? Şöyle abartmayın diyorlar. Şurada standart var mı? Örnek verdi. Standart lafını biz unuttuk. Türkiye'de bir tane standart var. Standartsızlık. Türkiye'nin standardı keyfilik. Keyif kimi isterse, kim işine geliyorsa, hangi karar işine geliyorsa Türkiye'de standart o. Bu yüzden işte olan ben zavallı ekran başında evde karantina yüzünden evde oturmak zorundayım. Karantina olmasa şu maç saatlerinde beni bir kişi evde tutamaz. Bu programı da bırakırım. İnanmadığım futbolun programını da yapmayı da bırakırım. Maçları da seyretmem. Gider keyfime bakarım. Otururum deniz kenarında, ayağımı da uzatırım denize doğru. Keyfime bakarım. Sinemaya giderim, tiyatroya giderim, her yere giderim. Beni bu iğrenç maçlara
seyretmeye zorlayan karantinaya rağmen benim sahibim yok. Ekran mahkumu, futbol mahkumu Hıncal'ın sahibi yok. Hıncal dediğim en az 20 milyon seyirci. Hani diyorlar ya Fenerbahçe'nin 25 milyon, Galatasaray'ın 20 milyon, Beşiktaş'ın 15 milyon seyircisi var, Trabzon'da katarsan 50 milyon eder. Bunların 4'te 1, 3'te 2'si seyretse, 3'te 1'i seyretse 20 milyon eder zaten. Hele bu kapanmadı, herkes evine kapanmışken. Ama onlar bile seyretmiyor. Çünkü o kadar çirkin, o kadar iğrenç maçlar, yüz karası maçlar. Sonucu önceden belli maçlar. Futbolcuları sahtekar maçlar. Bütün hakemleri o sahtekarlığın her şeyine göz yuman maçlar. Neydi o adam? Hücuma geçiyor. Takım hücuma geçiyor. İki futbolcu karşı karşıya geliyorlar. Birisi kendini bağıraraktan yere atıyor. Beyazlı olanı. Bu haftaki maçtan söyleyeyim. Ama top o takımda, o takım hücuma devam ediyor. Bu kendini bağıraraktan yere atan da böyle kafayı kaldırıp bakıyor, top kendi takımında. Ama gene yatmaya devam ediyor. Daha kalkmıyor. Topu alan takımın arkadaşı sağ açıktan dalıyor. Oradan ortalıyor. Birisi kafa vuruyor. Kaleciden dönen top bu yatan adama doğru geliyor. Yatan adam yerinden ok gibi fırlıyor. Ahlar vahlar işte. Kimleri döverek yatan adam ok gibi fırlıyor. Koşuyor ve kendisine doğru gelen topa müthiş bir şişlatıyor. Bütün bunlar olurken hakemler de orada. 5 metre mesafede bu sahneyi seyrediyor. Ve kalkıp o şut atan adamın alnının ortasına sarı kartı dağıtma. Ulan sen 2 saniye evvel ölüyordun. Şimdi bu şutu, bu koşuyu, bu şutu nereden çıkardın demiyor ya. İşte standart bu. Sahtekarlığı kabul etme standardı var hakemlerimizde. Sen de bana soru soruyorsun diyorsunuz değil mi? Sen de bana diyorsun ki standart. Sahtekarlık standart. Sahtekarlığa göz yummak, kabul etmek standart. Her kendini yere atan için maçı durdurmak standart. Maçın canını okumak, oynanmaz hale getirmek standart. Maç kurulmasına, oyun kurulması bir zaman ister, süre ister. 30 saniye, 40 saniye, 2 dakika, 3 dakika ki oyun kurulsun. Hayır. Birisi oyunu hızlandırır, hızlandırmaz. Hemen öbür takımdan birisi kendini yere atıyor ki oyun orada dursun. İşin ilginci, ülkemize gelen yabancılar da bize benzemeye başladı. Geldikleri gün Ender, o kadar güzel söyledi ki, geldikleri gün adam Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Kasımpaşa neresiyse işte o takımın formasını ilk defa giydiği maçta bakıyorum bizimkilerden beter sahtekar oldu. Yani neredeyse tövbe yarabbim tövbe benim cennet ülkemin mayasında sanki sahtekarlık doğmaya girmiş. İlk maçında adam aynı sahtekarlığı yapar mı ya? İşte söyledi. Evet ya. Vallahi. Bu programı biz cuma yayınlayacağız değil mi? Evet. Martesi, pazar. Açın televizyonunuzu. Bizim maç bittikten sonra saat 9'da hangi maçı izliyorsanız. Açın televizyonunuzu. Bir İngiliz, bir Fransız, bir İtalyan maçı bulun ve izleyin. Görün bakalım. Oradaki hakemler öyle her ikili mücadeleye düdük çalıyorlar mı? Orada düşen adam, kendini yerlere döven adam kaç tane var maç boyu? Bir tane yok, bir tane. Bizde ikisi birden düşüyor, ikisi birden yere atıyor. Sarı kartı kim görüyor? Daha az çığlık atan. Birisi 70 desibel çığlık atıyor, öbürü 140 desibel çığlık atıyorsa 140 desibel çığlık atanın lehine faul, öbürüne kart. Aynen böyle. Derbiye geleceğim, konuşacağız ya, da. Gitti VAR'a, gitti baktı. VAR'a gitti baktı.
El saçı okşuyor sadece. El saçı okşuyor. Bekledik ki dönüşünde o yere yüzünü tutarak yere atıp yerde dövünen adama sarı kart çıkaracak. Penaltı verdi ya. Penaltı verdi ya. Senin hakeminin sahtekarlığa karşı standardı bu. Yüzünü ayağını tutarak kendini çığlıkla yere atan ve çimleri dövmeye başlayan adam haklıdır. Şaşmaz hakem standardı bu işte. İlle bana standart istedin, buyur sana standart söyle. Merak ettim bunu. şeye geleceğim, derbiye de Fatih Terim'in kağıt kalemini alsın herkes, yeni listemi açıklayacağım şeklinde bir çıkışı var. Özellikle İrfan Can transferinde aslında sanki böyle bir derbi erken başlayınca böyle karşılıklı demeçler de süre geldi. En son Terim'in böyle bir açıklaması var. O süreci ve bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim, Ali Koç kardeşimiz Fenerbahçe gündeme gelmesini istemediği konularda gündem olayları oluşunca bu gündemi değiştirmekte usta. Çünkü medya zaten genelde Fenerli. Hemen bir laf ediyor ve medya Fenerbahçe Mesut'u nasıl transfer etti? İşte Londra'daki değeri 16 milyon avro olan Mesut 3 milyon avroya Türkiye'ye nasıl geldiği konuşurken ucundan da olsa birdenbire herkes ister Fenerbahçe alır diye Galatasaray'a çamur atıyor. Birdenbire Mesut Özil'in transferi unutuluyor ve İrfan Can'ın Galatasaray elinden nasıl alındığını manşetlerde okumaya başlıyor. Alişan bu işin ustası. Ve Fatih Terim çok güzel bir gönderme yaptı. Bu ustalığa isim de vermeden, Ali Koç da demeden, Fenerbahçe de demeden, gazetecileri ve gazetecileri de itham etmeden, herkes kaleminin kağıdını hazırlasın, hazırlasın. Ben yakında sizin neleri yazacağınızı söyleyeceğim dedim. Haksız olmadığını da göreceksiniz. Ne zaman Ali Koç'un başı sıkışsa, Galatasaray'a saldır. Ama artık Galatasaray bu oyunlara gelmiyor. Mustafa Cengiz de açıkladı gelmeyeceklerini. Bu konuşmasıyla Fatih Terim de açıkladı gelmeyeceklerini. Orada Galatasaray'da bir tık troller var. Efendim Ali Koç konuşuyor da siz niye susuyorsunuz diye Fatih ve Mustafa Cengiz'i bu şeye tuzağa iten Galatasaraylı olduğunu sanan bir takım gerizekalılar var. Ama artık Galatasaray bu oyuna gelmiş. Galatasaray kendi yolunda yürümeye devam edecek. Ahmet Durçebi ve yeni basın sözcüleri Erol Kaynar'dan da anladım. Galatasaray Beşiktaş da aynı yol. Ali Koç'un gündem değiştiren tuzaklarını artık Beşiktaş ve Galatasaray övmeyecekler. Ali Koç da Rize'yi ya da Kasımpaşa'yı ya da Antalya'yı konuşarak gündemi değiştiremez. Peki. Yine de şeyi sorayım. İrfan Can'ı kayıp kazanç listesinde artı eksi hanesine yazar mısınız Fenerbahçe Galatasaray açısından? Onun özelinde bir değerlendirmeniz var mı? Yani bu sene 26 tane futbolcu almış Fenerbahçe'nin İrfan Can'ı alması veya almaması nasıl bir Fenerbahçe'nin lehine futbol olarak bir kar olur düşünemiyorum. Galatasaray Orada için? Yani kar Ali Koç'un Galatasaray'ın elinden bir kişi daha aldık demiş. Bunun günahı da biraz şeye ait. Mustafa Cengiz'e ait. Demedi ki bizim İrfan Can diye bir şeyimiz yok. Biz bu sorunun içinde yokuz. Biz bu pazarlığın içinde yokuz. Biz bu oyunun içinde yokuz. Ben Göksel Gümüşler'de de görüşmedim. İrfan Can'da da görüşmedim. Ki görüşmedi.
açıklasaydı Ali Koç bunları söyleyemeyecek. Ama bundan sonra söyleyecekler kimden meşguller, kimden değiller. O zaman bu oyundan oynanamayacak. Ha, şimdi Fenerbahçe'nin elinde iki tane takım çıkaracak. Birinde şeyde Vodafone Arena'da, birinde Ali Samiyen stadında, ben ona başka isim bir türlü veremiyorum. Ali Samiyen'den başka şey söyleyemiyorum. Vicdanım razı olmuyor. Oynayabilir Fenerbahçe diye. Öyle bir kadro var. Boğazına kadar borçta. Bütün limitler aşılmış. Felaket durumda. Ama 26 tane transfer yapmış. Ve bunların çoğu da Galatasaray'dan almak için ya da Galatasaray'dan aldın demek için yapılmış. Şimdi buna bir de İrfan Can eklenmiş, ne olacak bilmiyorum. Fener'in oynadığı futbola bak. Yani hakemleri ve de inanamıyorum, hakikaten muhteşem oynuyor kalecileri. Altay için bir parantez açmak lazım ama. Sorarsan Mustera da dahil şu anda Türkiye'nin en iyi kalecisi. Yani Fenerbahçe bugün 3 puan, 2 puan farkla liderse bunu bir hakemlere, bir iki altıya borçlu. O yapılan milyarlık transferlere değil. Onun için yani İrfan Can oynayıp oynamayacağından bile emin değil. Galatasaray'da hiç yeri yoktu. İrfan Can'ın yeri Başakşehir. Atları çeldiler çocuğun. Transfer ettiler. Şimdi göreceğiz bakalım kaç baş oynayacak kadar var. Peki. Yes. Şimdi bir yandan da Mustafa Cengiz'in konuşmaları düşüyor bana Galatasaray TV'de. Biz kimi istediysek, kiminle ilgilendiysek Fenerbahçe talip oldu demiş Mustafa Başkan. İrfan Can örneği için. İşte şey, Fatih Terim'in söylediği listesi vardı ya. Yakında liste açıklayacağım, beyler oyalansınlar diye. Beyler dediği Ali Koç ve Fener medyası. Peki. Altay'ı konuştuk. Ozan Kabak'a soracağım ama şu derbi için, hani derbilerle ilgili belki papatya falı açmaktır da, oyun senaryosuna ilişkin bir öngörü alayım sizden. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz? İki takımın son hafta performanslarını da izledik. Yeni son oyuncular hafta, da dahil olacak. Son haftalardaki performanslara bakarsan Galatasaray'ın rahat kazanacağı bir maç. Galatasaray'da eski Fatih Terim geliyor. Onu gördük. Ve de şöyle geliyor. Mustafa Cengiz'le arasındaki bütün ilişkileri de düzeltmiş. Öyle mi? İkisi de aynı şeyleri söylüyorlar artık. Bak, dikkat et. Ali Koç'un bu İrfan Can'ı Galatasaray'ın elinden aldık demecine karşı ikisinin de söylediği şey aynı kapıya çıkıyor. Birisi diyor ki öbürü diyor ki yeni liste yazacağım. Fenerbahçe'de cidden imkansızı yaratan bir kaleci var. Ve de hakem. Futbol oynanmasına son haftalarda izin veren bir tek hakem var. Halil Umut Meler. 27 dakika faul çalmadı ya. 27. dakikaya kadar faul çalmayan ve aynen dün gece seyrettiğim Bordo-Lille maçı gibi futbol oynanmasına izin veren ve bütün yorumlarını iki taraf için dengeli yapan. Bir tarafa şu kadar hata yapıyorsa o tarafa da o kadar hata yapan. Kafasın. Ama şimdi bu Halil Umut Meler'i verirlerse başka olur maç. Türkiye'de maç yönetmeyen ama idare eden
olduğu herkese bilinen Güney Çakır verilirse başka olur. Bugün gazetelere baktım. Başta bizim gazete Halil Hutbeler'i istemiyorlar. Güney Çakır'ı istiyorlar. Niye acaba Ender'ciğim? Bir de VAR da önemli Öncel abi. Artık yani sağdaki hakem kadar Riva'daki hakem de önemli. Hatta daha önemli. Yani yani ama Cüneyt'in bir özelliği daha var. Canı istemezse VAR'a gitmiyor bile. Dünya Kupası'nda izlemedik mi o Cüneyt'i biz? VAR'a gitmeyen, kendi kararında direten, ben böyle gördüm böyledir diye. O Dünya Kupası'nda Cüneyt olursa zaten maçı hakikaten kazanır. Yani maçı hakikaten kazanır derken umumi söylüyorum, tekrar söylüyorum. Müthiş bir faktör. Bak burada Muslera olmasına rağmen Altay müthiş bir faktör. Hakikaten çok formda. Bir de şu var. Bir de şu var. Fenerbahçe bir özelliği var. Fenerbahçe maç sonlarını Türkiye'de en iyi oynayan takım. Son bölümü. Hele hele o bölümde berabere ya da mağlup durumdaysa, yani razı olmadığı kulübün puan cetveli gereği razı olmadığı bir skor varsa, bu nasıl bir takım ruhu ve az bilir inanılır gibi değil. Nasıl can siperhane, nasıl inanılmaz bir hırsla saldırıyorlar. Ve o son uzatma dakikalarında kaç defa oyunu değiştirdiklerini gördüm. Galatasaray'da da tam tersine. Harika futbolla öne geçiriyorsa, hele maçın sonu yaklaşıyorsa, kaleci Muslera'dan başlayarak vakit geçirmek için yan pas, geri pas, yan pas, geri pas, yan pas, geri pas, iki stoper Muslera arasında üçgenler, oradan Fenerbahçe'ye kaptırılacak topu o kadar fazla ki pozisyon doğacak ki. Fenerbahçe'nin maçı hakem düdüğü çaldığı zaman biter. Galatasaray'ın maçı çoğu zaman Galatasaray öne geçtiği zaman bitiyor. Anlatabildim mi? Bunu da bir kenara not edelim diyorsunuz. Peki yavaş yavaş sona geldik ama şu Ozan Kabak için bir iki cümle rica ediyorum. Gencecik bir kardeşimiz daha Stuttgart Schalke derken Liverpool'a şey kadar geldi. Orada en hoşuma giden şey ne oldu biliyor musun? Maç öncesi, Galatasaray maçının öncesi Fatih Terim geldi şeye, beyinde ekrana, maçı soracaklar Fatih'e. Fatih dedi ki imza atmadan önce Ozan beni aradı ve dedi ki hocam bu mutlu anı sizinle paylaşmak istedim. Biraz sonra Liverpool'a imza atacağım. İlk sen duyayım. Diye dedi Şener. Resmen gözlerim yaşar Ender. Futbolun güzelliği bu. Vefanın güzelliği bu. İnsanlık bu. Sportmenlik bu. Sporculuk bu. Bir de öbür tarafta bakıyorum. Bursa Spor'da harika bir çocuk vardı. Ali Akman. Ali Akman yurt dışından o yaşta 17 yaşta teklif almış gidiyor. Bursa Spor kadro dışı bırakıyor ya. Bütün Bursa'nın iftihar etmesi gereken bir olay var. Bursa Spor kadro dışı bırakıyor. Ozan Kovac Liverpool'a giderken hocasını arıyor. Ya. Ellerinden öperim hocam bu müjdeyi sizinle paylaşmak istedim diyor. Teşekkürler Ozan Kovac. Seninle de gurur duyuyorum hocanla da. Peki biz de size teşekkür edelim Mıncal abi. Ağzınıza sağlık. Bakalım nasıl bir derbi olacak, neler konuşacağız haftaya değerli izleyenler. Size de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Hoşça kalın.